Bittikten 20 sene sonra ikinci baskısını galiba ben alıp okumuştum. Talebe olarak o da. Epey eski bir kitap. Halbuki 7 milyonluk Azerbaycan'da basa sata bir oldular. Aynen. Ya işte fark o. Çünkü o identite, o kimlik çok önemli ve daha tarihe meraklılar. Yani Azerbaycan nüfusu 7 milyon, basa sata bir oldular. Kaçıncı baskı unuttum. Minority olma şeyinden. Hayır canım, Azerbaycan ülkesi bu dediğim, bu İran değil, İran. Sovyet. Ya orada şimdi tam azınlık gibi değil, o biri bir koca vilayet, öbürü bilmem ne falan. Elan öyle yani tabii, gidiyor, satılıyor falan, yani müthiş bir şey. İran nişan veriyor mesela falan Faruk Bey'e. İşte Azerbaycan için en makbul adam yani böyle. Ben size söyleyeyim, gitse falan, gitti mi bilmiyorum, böyle herhalde yere değirmeden böyle uçurulacaklar. Burada işte bir hocamız bizim dil tarihte yani böyle şey de kaybolmuş. Yani tarih yazımı merakı, bu yaşanan yani Anadolu'nun Türkleşmesi, İran'ın Türkleşmesi gibi sorunların yanında bir de merak yok yani, identifikasyon dediğimiz şey yok. Bunun böyle ırkçılıkla alakası yok yani. Brodel denen ne? L'identité de France yazıyor, Fransa'nın kimliğini. Türk kimse büyük babasından sonrasını merak etmez. Yani bunlar tabii çok tipik davranışlardır. Ve ben buna diyorum ki bu doğrudan doğruya historiografik kirlenmeye giriyor. Böyle bir endişe yok millet. Çok doğru. Hakikaten yani kirlenme yok. Endişe bu. Yok böyle. Historiografik kirlenme. Böyle bir endişe yok. Bunun tabii canlanacağını umut ediyorum. Ve bu nesiller eskilere göre bu konuda daha bilinçli. O şimdi, sırada da tarih kayboluyor ama. Yazılı tarih. Tabii bu arada da giden gidiyor. Giden gidiyor. Giden bir gidiyor. Bir ara vereceğiz. Evet, peki. Sizden ayrılmayın, geri geleceğiz. Sultan Sencer ki İran Selçuklularının, Büyük Selçuklu Devleti'nin son büyük hükümdarı, bu hazin bitişten sonra gömüldüğü yer bugünkü Türkmenistan Cumhuriyeti'nin en güneyindeki Merv şehridir. Evet. Ve biz Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra yeni Türkmenistan'da oraya gittiğim vakit bir harabe gördüm. Mozole diye ortada sanduka, işte etrafta develer, berbat bir yol, bir tamamen tabii bir arazi. Belki Süleyman Demirel'in yararlı şeylerinden biri buydu. Yani bilinç verme, ikna etme. Ve o gittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ziyaretten itibaren orayı üstlendi. Bugün resimler... Tika yaptı bunları, evet, değil mi? Evet, öyle şeyler. Resimlerden gördüğüm kadarı... Bir böyle barınak kurmuş. Bir bayağı bir şehir yaratıldı onun etrafında. Bir çevre bakılan. Evet. Tabii en güzel şekilde abide, türbe yapıldı. Ve Türkmenistan Devleti etrafında bunu muhafız bekletiyor. Yani tıpkı bir anıtkabir olarak. Ve ziyaret ediliyor yani Sultan Sencer. Düzgün bir yer oldu mu? Tabii çok hoş bir yer yani, o şeyleri biliyorlar. Ve böylelikle Türkmenler Selçukluluk şeysi altında bu büyük hükümdarı, o kendisine ayaklanan kabilelerin topraklarında... Onu diyecektim. Neden Horasan değil de Merv mesela? Merv aslında Horasan'ın bir kısmı. Yani Türkmenistan'ın güneyinde. Buna karşılık göreceğiz. Selçuklu Devleti parçalandıktan sonra yerine aşağı yukarı bu 12. asrın sonunda Harizm Şahlar geliyor. Anuştekin, evet. Ve onun oğlu. Ona gelecek hafta değineceğiz. Onun da meşhur şehri Ürgenç mesela, Türkmenistan'da değil, Özbekistan'da. Evet. Şimdi bir okuyucu mektubuna geçelim. Geçelim. Evet. Çünkü sürekli aynı soruyu soruyorlar. Evet. Ama onu sormadan önce bir okuyucumuz Ayşe Köksal bizden Zaman Kaybolmaz'da kullanılan jenerik ve tanıtım müziğini sormuş. Ben de yönetmen arkadaşıma sordum. Cello Innovations albümü Escena 10. parçaymış burada. Beste anonim, düzenleme Uğur Işık'ınmış. Şimdi gelelim bu sürekli size sorulan soruya.
Evet. Az bir vakit kaldı. Nasıl anlatacaksınız bilmiyorum bunu. Tek tek anlatırız. Nasıl tarihçi oldunuz? Evet. Tarihçi olmanın sırrı nedir? Tarihçi olmak için... Sırrını bilmem. O tarihçi yani olmak için ne yapmak gerekir? Sırrını tekkede şeyhe sorarsın. Yalnız tarihçilik tabii bazı nitelikler ister. Hakikaten hafıza iyi olacak. Hafızayı kuvvetlendirmenin yöntemleri nedir vardır. Nedir bu Allah aşkına? Müzikle biz de öğrenelim. Lisan. Müzikle lisan. Yani tarihçide hafızanın kuvvetlenmesi, düşüncenin sekansları, hareketliliği için bence iki şey lazım. Yani müzik ve lisan çok önemli bir şey bu. Bu bir eğitim meselesidir. Çok genç yaştan başlanması gerekir. Yani 40 nasıl yıl ateş sonra düştü tarih sizin okulu. Herhalde etraftan, herhalde efendime söyleyeyim kendim merak ederekten. Tepikli nedenleri vardır. Nostalji derler, zamana uyumsuzluk, mazide kurtuluşu aramak falan olabilir. Ama ben eğitim için şunu tavsiye ediyorum. Bir kere çok erken yaşlarda, bu ondalıklı yaşlarda bu eğitim meselesini, lisan meselesini halletmesi lazım. Ve önerdiğim proje vardı edebiyat liseleri için. Şimdi adı Sosyal Bilim Lisesi oldu ve İmam Hatipler için. Doğrudan doğruya üç ölü üç diri dil öğrenildi. Üç? Ölü üç diri dil. Eski Yunanca, Latince ve Arapça ölü dil. Ve işte üç Avrupa dili ve Osmanlıca. İki Avrupa dili Osmanlıca çok önemli. Galiba bir tek Osmanlıca'ya riayet ediliyor. İmam Hatipler'de edilmiyor hata. Yani bu kadar kalabalık okul yerine az sayıda çok iyi eğitimli din bilgini yetiştirmek gerekir. O ayrı görüş. Şimdi bunu yaptıktan sonra benim söylediğim bu bir yana doğrudan tarih fakültesine gitmemek lazım. Ve tarih fakülteleri de 18 yaşında insanları sözlü eğitmekten vazgeçmesi lazım. Ne demek sözlü eğitmek? Hukuk okursun, ekonomi okursun, böyle şeyler bilirsin. Hatta mühendislik. Sonra yönelirsin. Lisans bu Amerika'da olarak. Hukuk ve tıp böyle işte. Bir alt fakülte yapıyorsunuz, alttaki üstte doğru okuyorsunuz. Üste geçiyorsun. Bizde de hukukun öyle olması lazım ve tarihin öyle olması lazım. Yani Allah uygar Allah, ülkelerde tarih bayağı bir lisans üstü eğitim konusudur. Bir olgunluktan sonra başvurulan bir şeydir. Tabii mevzun miktarda seyahatname ve coğrafya kitabı okumak lazımdır. Coğrafyasız tarih olmaz. Türk milletinin en büyük zaafıdır bizim bilginlerin. Bu benim görüşüm değildir. Bunu hep söylerler bizde. İstisnaları da çok azdır bu tip hocaların. Coğrafyasız olmaz. Coğrafya çok önemli. Her anlamda coğrafya. Fiziki coğrafya da önemli, beşeri coğrafya da önemli. Bunları tanımak lazım. Bunlardan sonra gelir. Efendim kronoloji ve harf mi ezberleyeceğiz? Evet ezberleyeceksiniz ve ezberleyecek yaşta yapmanız lazım. 30'dan sonra yapamazsınız. Çok önemlidir bu. İşte Atatürk'ün büyük şey öngörüşü de böyle dil, tarih, coğrafya fakültesini kuruyor. Çünkü o öyle yani kuruluş o ona sevk etmiş. Bu çok önemli bir yaklaşım. Kuruluş öyleydi. İlk önce Ankara'da küçük tiyatronun bulunduğu binada, Efkaf'ta. Yani bugün bizim çok tanıdığımız hocalar Halil İnalcık, Muazzez İlmiyetçi orada okudu. Hatta anlatırdı Muazzez Hanım. Koridora çıkınca şimdi tiyatro salonu olan yer açık avlu, hep oradalarmış teneffüs. Evet. Orada bu, şimdi bir şey soracağım. Bu laf uzayacak diye korkuyorum çünkü Derya Kulağımı bitiyor program diyor. Peki... Sizin aileden böyle bir Rus geleneği gelmeseydi, Avusturya'da doğmuş olmasaydınız, hani çok nostaljik Avusturya takılma... Avusturya'da doğmanın önemi yok ama bir Alman Rus geleneğine şahit oldum. Yani mesela Edebiyat Fakültesi'nde Reşit Rahmeti Bey vardı. En iyi o muhafaza ederdi onu. Ben onun talebesi olmadım tabii ama biliyorum. Hiçbir zaman Zeki Velid'in talebesi olmadı mı belli onun ne gelenek getirdiği. Tarih coğrafyası çok kuvvetlidir istisnai olarak. Ve metin. Metin çok önemlidir. Gene Edebiyat Fakültesi bizde çok kuvvetliydi o konuda. Hı. İstanbul'da dil tarihten daha. Bunlar olmadan olunmuyor tarihçi. Yani metin okuma alışkanlığı olmayan ki o arşive dönüşür.
bir tarih öğrencisinin muvaffak olması mümkün değil. Hafıza ama çok önemli. Evet. Sizde de şey, önce siyasal ama bilgiler. Ama çalışma. Ben siyasaldan sonra tarihe gittim. Yani ben dediğim şeyi evet. tatbik ettim. Evet. evet. Şimdi programımızın sonuna geldik. Artık kapatıyoruz. Sevgili izleyiciler, gelecek hafta devam edeceğiz. Ve Selçuklular'da devlet yönetimi yapacağız. Biliyorsunuz bizim bir e-posta adresimiz var. Zaman kaybolmaz @bloomberg.com. Bize yazın. Profesör İlber Ortaylı size cevap verecek. Hepinize gelecek pazartesi akşamı saat 22'ye kadar iyi geceler, iyi günler diliyorum.